Sırada Ahmet Durmaz hocam var. Ticari Dalış Merkezleri Derneği Başkanı. Bakalım onun bu hafta söylemek istediği neler olacak. Hemen bağlantımızı yapıyoruz. Marmaris civarında olması gerekiyor galiba. Marmaris'te. Evet, şu anda bağlanıyoruz. Herkes sezona hazırlık yapıyor. Bakalım. Ahmet Durmaz hocam. Ahmet hocam merhabalar. Sualtı Gazetesi Bülten'den canlı yayından merhabalar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Uğraşı içindeyiz. Evet hocam. Tekne hazırlıkları devam Evet. ediyor. Bozburun'da tersanedeyiz. Evet hocam. Dolayısıyla uğraşı böyle işte. Yani aslında uğraşı Evet. bitmiyor. Sezon Evet. bitiyor da Evet. uğraşılar bitmiyor hakikaten. Bir de içimizde her Evet. işte rahat olsa o zaman daha güzel olacak da. Evet hocam. Gerçekten öyle. Ticari Dalış Merkezleri Derneği açısından bir şeyler söylemek ister misiniz hocam bültende? Ya tabii aslında onlarca mevzu arasından Evet. geçen gün bir toplantı sebebiyle Evet. bulunduğumuz yerde bizim süreye gelen bir savunmamız vardı. Evet. Bu Rekabet Kurulu'nun aldığı kararla ilgili. Evet. İlginç durumlarla karşılaştık. Yani önce şundan bahsedeyim. Evet. Ticaret Dalış Merkezi Derneği'nin kuruluşunda bulunan arkadaşlar. Türkiye'de farklı sistemlerin de faaliyet gösterilmesi için Rekabet Kurulu'na başvurdular. Evet. TSSF'nin yaptığını haksız rekabet olarak gösterdiler. Evet. Söylediler aslında. Rekabet Kurulu da bunu onayladı. Evet. Kararını da verdi. Evet. Gerekçeli karar. Evet. Ve bu karara göre de pek çok kimsenin bildiği yani bütün sistemlerin, Türkiye'de ticari kuruluş olan sistemlerin Türkiye'de faaliyet gösterebileceği kararı TSSF'ye de iletilmiş oldu. Evet. Fakat ya bu nasıl bir kurumdur? Bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü bir karar alındığı zaman Evet. bu Türk mahkemelerinin kararıdır ve uygulamaya sokulması gerekir. Evet. Bu toplantı esnasında biz konu aslında SSİM PEDİ'nin gidip Evet. TSSF ile gereksiz bir protokol imzalamaları konusuydu. Evet. Bu Rekabet Kurulu kararına göre de biz aynı şeyi söylüyoruz. Bu abesle iştigaldi. Birilerinin kendi çıkarları için. Bizim SSI toplantısıydı bu toplantı. Evet. Bu toplantıda da biz defalarca Evet. yanlış yapıldığını, Evet. dolayısıyla bu mahkeme kararına uyulması gerektiğini söyledik. Evet. Sonra arkadaşlarımızdan birisi bize bir bilgi verdi. Rekabet Kurulu kararı TSSF'ye gittiği zaman Evet. diyorlar ki bunu bir sümen altı edelim. Oh. Çünkü karar zaman içerisinde TSSF'yi yönetmelik değişikliğini yapması yönünde tavsiyede de bulunuyor. Yani zorluyor aslında. 13 bin lira cezayı giydirirken Evet. verirken aynı zamanda da değişikliklere zorluyor. Fakat TSSF yönetimi Evet. şu anki değil, bir önceki yönetim bunu sümen altı edelim diyorlar. Mutlaka akıl hocalar da vardır orada. Evet. Sümen altı ediliyor. Şimdi ben savunduğumuz konuda haklıyım. Evet. Eğer diyorum ki Türkiye'de bu sistemler birer şirket olmuş olsalardı, Evet. şubelerinin sayısı azaldıkça kendi ekmeklerini korumak için mutlaka dava açacaklardı, savunacaklardı. Aynı şekilde biz bunu yapmıyor muyuz dalış merkezleri olarak? Evet. Diyoruz ki bu konuda eksiklikler var, bunun giderilmesi için başvurularda bulunuyoruz. Fakat ne hikmetse bu arkadaşlar yerlerinden kıpırdamıyorlar. Evet. Size güzel bir şey anlatayım. TDM'de sayfamızda var. Evet. Bu çocuk dalışlarını biz irdelediğimiz zaman şunu da söylemedik. Oraya geleceğim. Hani herkes de çocuk dalışını sıradan kim geldi yaptın değil.
web sayfasında da yayınladığımız çocuk çalışları da kendi onlar yerine getirmek istedik. Bu amaçla Spor Bakanlığı'na ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı bize verdiği cevapta cevabın 5. maddesi. Merak edenler TDMD sayfasından bakabilirler. Evet. Diyor ki biz diyor TSSF kendi yorumunu iletiyor. Onlar da bize aktarıyorlar bunu yazı olarak. Biz diyor SSI PEDI gibi diyor kural dışı, kanun dışı, uygulama dışı diyor sistemleri diyor bir yıl önce diyor yaptığımız protokolleri legal hale getirdik diyor. Sonra TDMD'ye diyor ki ya diyor bu diyor PEDI ve SSI bize çocuk alışları konusunda hiç başvurmuyor ki sizde ne oluyor diyor bize. İşte yani Türkiye'deki durum böyle ama bunun sebebi bizim dalış merkezi arkadaşlarımız. Evet. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani böyle bir kayıtsız kalma durumunda olduğumuz zaman bizi herkes yönetir. Hele bilmiyorsak bilen evet. biri geliyor bizi yönetiyor. Bizim evet. sıkıntımız zaten hem rekabet kurulu kararının uygulamaya sokulması yönünde hem de dalış sektörünün turizme hazırlanması yönünde veya evet. dalış turizmin hazırlanması yönünde bir mücadele vermek. Aslında herkes birkaç tane batık yaptık deyip turizm bitti zannediliyor. Aslında turizmin bence ayağı şu, tüm dalış merkezlerine yurt dışından rezervasyonlar gelecek. Benim hayalimdeki dalış merkezleri bu. Bunlar da gidecekler otellere, bu yıl benim yurt dışından 300 tane, 500 tane rezervasyonum var, bana oda ver diyecek. Ve o komisyon alacak. Şu anki mevcut durum gibi otellerden gelecek olanları şey yap, acentaya ver, 9 evet. dolara, 9 euroya adam daldır. İşte bunların sebebi dalış merkezlerinin de bu rekabet kurulu kararının arkasında durmamalarından kaynaklanıyor. Ben belki de zamanı aşmayalım. Şunu söylüyorum. Ben bunu hep Barış Güntekin becerdi zannediyordum. Meğer SSI toplantısında bu konuda Fatih Memişoğlu Hoca haklı olarak şunu söyledi. Ya dedi siz de bunu zikrediyorsunuz. Evet. Ama burada kendi aramızda para toplayıp Ankara'ya gönderip biz varız dedi. Bizler varız. Yani bizim gibi onlarca arkadaş var. Dolayısıyla onların evet. adı zikredilmezse haksızlık olur dedi. Ben de şunu söyledim. Hakikaten ben bugüne kadar bütün konuşmalarda şunu duydum. Barış Güntekin'den de. İşte evet. bunu ben yaptım, ben becerdim olunca ben bu konuda hakkını yediğim arkadaşlardan da özür evet. demiş olayım. Evet. Ama şunu söylüyorum. Bu rekabet kurulu kararının alınması yönünde her kim evet. desteğini verdiyse hepsinden Allah razı olsun diyorum. Dilerim evet. güzel bir sezon geçiririz. Evet. Yani iş turizm biraz daha hareketli görünüyor. O yönde de birkaç kelime söyleyeyim. Bu sene evet, bana göre iş turizm zamanı. Euro'nun 5 liranın üzerine çıktığı, doların aynı şekilde bir durumda yurt dışı turlardan çok bence yurt içi turlara dönecekler. Bizimle evet. bir alakası yok benim kendi yaptığım işle. Çünkü dışarıdan bizim evet. euro bozumumuz var ama biz de kurumuzu sabitledik. Bu arada reklam da yapmış olayım arada. Buyurun hocam. Dükkan sizin. evet. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bekleriz dalışı mavi yolculuğumuza da. Biz hep birlikte güçlenelim diyorum. Evet hocam. İşlerimizi rahat yapalım. İşlerimizi rahat yaptıkça ekonomimiz düzelsin. Evet. Teknelerle daha güzel hizmetler verebilelim. Ama hep tekrarladığımız gibi birlik olalım, birlikte başaralım diyorum ben. Bilal'cim çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam çok çok teşekkürler. Bir sonraki bültende tekrardan sizi konuk etmek isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Nasip diyelim.
Tamamdır. Nefes alıp verelim. Verelim hocam. Oldu hocam. Çok teşekkür Haydi ediyorum. İşlerinizde görüşmek kolaylıklar üzere. dilerim. Görüşmek üzere. Sağ ol, teşekkürler. Oldu hocam. Sağ olun.